Levent, arkadaşlarıma sordum şu yardımcı için. Meryem gittiğine göre artık birini bulmamız lazım. Bu artık senin sorunun değil. Neden? Beste, bütün eşyalarını toplayıp hemen bu evi terk et. Ne saçmalıyorsun sen, ne oluyor? Almanya'ya niye gittiğini biliyorum. Hiç yalan falan uydurma. Bebek sahibi olmaya gittin. Belli ki başarılmışsın ki dönmüşsün. Oturuyor musun Murat? Hayır, oturmayacağım. Sen de oturmuyorsun. Hadi. Tamam. Tamam, denedim. Denedim evet ama... Aması falan yok. Aması falan yok. Lütfen hadi. Aması var. Eğer başarabilseydim, eğer tutsaydı zaten geri dönecektim. Çünkü ben bu bebeğin babası sen ol istiyorum. İkimizin bir bebeği olsun istiyorum. Benim bir bebeğim var Beste, yukarıda. Tamam mı? Sen de şimdi istediğin kişiden gidip özgürce bebeğini yapabilirsin. Lütfen. Evet. Peki daha çok konuşayım. Senden boşanmak istiyorum. Levent, saçmalıyorsun. Beste, artık konuşacak bir şey yok. Sen beni anlamıyor musun? Duymuyor musun Beste? Konuşacak bir şey kalmadı. Levent. Senden boşanıyorum. Bunu söylüyorum. Duymuyor musun Allah aşkına? Senden boşanmak istiyorum. Lütfen. Bir şey bölmüyorum umarım. Yok yok, hayır. Levent Bey, sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Merci. Geç kaldın. Asabımı bozma. Lafın üstüne laf söylemeye gelmedim. Suavi Bey'e gelemeyeceğimi söyleyeceğim. Helalleşeceğim. O kadar. Ben seni dindar biri sanıyordum Meryem. Onu Allah bilir. Güya gözü tokluk emrediliyordu değil mi? Ne diyorsun Allah aşkına? Ya itiraf etsene. Bu eve girdikten sonra kendi evine giresin gelmedi. Levent'i gördükten sonra kocanın yanında durmak istemedin. İtiraf etsene. Ben ne yaptıysam kızım için yaptım. Sen o kadar kızını düşünseydin böyle valizi alıp yollara düşmezdin belki. Yazık. Kendini kandırıyorsun. Çok yazık. Akademi babanızı Fransa'da misafir etmek istiyor. Onu konu olarak. Bu çok iyi. Yani çok incesiniz. De ben bu halde mümkün olduğunu pek sanmıyorum. Her şeyle ben bizzat kendim ilgileneceğim. Ambulans, uçak, Fransa'da sağlık koşullarına uygun bir facility. Ayrıca tüm gezi boyunca yanında olacağım. Yine de çok incesiniz. Gerçekten teşekkür ediyorum ama benim bir doktoruna sormam gerekiyor. Tabii ki siz konuşun doktorlarla. Fakat vakit kaybetmemek adına vasisi olarak şu kağıdı imzalarsanız... Ben de yolculuk işlemlerini başlatabilirim. Bilemedim şimdi. İzninizle. Meryem. Madam, selam. Ben bir Suavi Bey'le helalleşeyim. Neden? Yüz yüze gelmeden ayrılık olmaz. Meryem, sen hala kızgın mısın bana? Ondan değil. Hanımınız da döndü sonuçta, değil mi?
Tamam, onu dert etme sen. Öyle değil. Evin düzeni var. Kavga çıkmasın, gürültü olmasın. Meryem, bu seninle alakalı bir şey değil. Lütfen. Ben Suavi Bey'le helalleşeyim. Tamam, seninle sonra konuşacağız. Kusura bakmayın. Levent Bey, bu babanızın son yolculuğu olabilir. Yine de siz bilirsiniz. Selamlar Suavi Bey. Suavi Bey. Helalleşmeye geldim. İmzaladı mı, tamam mı? Neyi? Gidelim yeter. İmzalasın versin. Ah Suavi Bey. Ah. Şöyle aklın başında olaydı da helalleşeydik. Allah sana yardım etsin. Meryem. Meryem. Ben çıkayım. Hakkınızı helal edin. Etmiyorum o zaman. Tövbe estağfurullah. Babam bir geziye gidecek Fransa'ya madamla beraber. Tamam mı? Sen de o sıralar dinlenirsin biraz. İstirahat edersin. Evin düzeni oturur. Tamam mı? Düzen oturduktan sonra da döndüğünde konuşuruz ya. Gezi mi? Evet. Fransa'dan, üniversiteden dekanlar, işte babam gibi hocalar babamı davet ediyorlar. Anladım. Anladım. Kestirip atma. Tamam, bunu bir düşün. Selametle. Bazen olur, evet. Baban. Ölmeye gidiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.